İyi akşamlar her şeye, hoş geldiniz. Şırnak'ın Cizre ilçesinden İstanbul'un Bebek Mahallesi'ne siyasetten sosyal güvenliğe uzanan konularımız var bu akşam. Hemen ayrıntılara bakalım. 12 yaşındaki Nihat Kazanhan Cizre'de vurulduğunda olay yerinde hiç polis olmadığı söylenmişti. Nihat'ın başından vurulduğu anın görüntüleri ortaya çıktı. Bir polis gözaltında. Nihat'ın babasıyla ve Şırnak Baro Başkanı'yla konuşacağız olayı. Kıdem tazminatları yarı yarıya azalacak mı? Hükümet bir fon kurulmasını ve tazminat ödeme yönteminin değiştirilmesini öngörüyor. Çalışanlar tazminatların azalmasından endişeli. Endişeler haklı mı? İki uzmana soracağız. HDP'nin seçime parti olarak girme kararı almasından sonra başlayan baraj tartışması sürüyor. HDP konuya fazla takılmadığını gösteren açıklamalar yapıyor ama anlaşılan o ki partinin işi o kadar da kolay değil. KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'la bunu konuşacağız. Boğaz'a birbiri ardına yapılması planlanan tekne parkları mahallelilerin huzurunu kaçırdı. Bebekliler bir semt girişimi kurdu ve tekne parklarına karşı harekete geçti. Niye karşı olduklarını da canlı yayında anlatacaklar. Her şey başlıyor. Kim ne amaçla o görüntüleri servis etti bilemeyiz ama bir gerçek ortaya çıktı. Cizre'de tam iki hafta önce başından vurularak öldürülen 12 yaşındaki Nihat Kazanhan'ın vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı. Önce olay yerinde polisin bulunmadığını söyleyen İçişleri Bakanı'nın açıklamasını, daha sonra bakanlığın polisin kusuru olabilir açıklaması izlemişti. Görüntüde Nihat'ı kimin vurduğu görünmüyor ama olayla ilgili bir polis gözaltında. Olayın geldiği noktayı Nihat'ın babası Mehmet Emin Kazanhan ve Şırnak Baro Başkanı Neşirvan Elçi ile konuşacağız. Önce baba Kazanhan telefon attığımızda. Sayın Kazanhan, iyi akşamlar. Öncelikle başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi görüntüleri de gördünüz. Tabii durum sizin için zaten acıydı. Bir kat daha zorlaştı. Ne düşünüyorsunuz bu görüntülerle ilgili? Şimdi görüntüde zaten her şey açık. Net gözüküyor. Ama bir kısmı 10-12 dakika hala da vermiyorlar. Şimdi bu mahalleden yapılmış, bütün mahalle görmüş polisin vurduğunu. Yani niye gizli tutuyorlar bilmiyor. Niye gizli tutuyor ben de anlamış değilim. Siz başından beri bunun polis tarafından yapıldığını söylüyordunuz ve buna inanıyordunuz, öyle değil mi? Ya doğrudur. Şimdi birbirimizi evet. Şimdi bu görüntülerin polis kamerası olduğunu biliyoruz. Bu bölümü de basına sızdı, verildi. Basın tarafından ulaşıldı bunlara. Şimdi burada bir kupla tipi akrap var. Yani o kupla tipi akrabın içinde, o arkasında zaten karakol var 100 metre yukarısında. 100 metre yukarısında bir karakol. Zaten bu kubra akrat tipi o karakolun içinde çıkmış. Yani çıktığı zaman da yani 3 kişiler. Şimdi bir kişi tutuluyor diyorlar ama 3 kişiler. Bunun bütün mahalle geldi. 2-3 kişi buna ifade verdi ama mahallenin gözleri önünde. Bak çocuk yere düştüğü zaman da çocuğun arkasından bak diyor çatışma olmuş. Ya Allah aşkına hepsi çocuk değil mi? Görsünler telefonda. O maksus yani kaftan o akrat oraya gelmiş çocuklar karşısında çocuklar da taş atmak için. Yani daha önce o akrabın o tepenizde hiç görmedik. Ha, siz diyorsunuz ki değil. Çocukları oraya çekmek, taş atmaya, provoke etmek için mi akrebi oraya gönderdiler? Evet, daha önce akrep oraya gitmezdi. Şey, yani gasti bir şey. Zaten mobasyon kameralarında gözüküyor. O mobasyonun hemen karakolun içindeki mobasyon. Hani akrab tipinin arkasında hemen o çıkarttığı silah. Zaten o çıkarttığı silah üç kişinin biz biliyoruz. Bir kişi şey takıyor, maske takıyor.
O gerisi de şimdi yok ama polisin diğer kişi, bir kişi dürbün veriyor üzerine, o dürbün üzerinden çocuğa doğru arkadan vuruyor. Zaten o görüntü akrabin içinde de gözüküyor. Görgü tanıkları var, her şey var. Mahallenin içinden gazdan yapılmış. O gün Hatip Diş'le buraya geldiği zaman barış nedeniyle, yani bu benim çocuk olmasam başka çocuk ya, illa ki bir çocuğu öldürmesi gerekiyor bu barış olmaması için. Diyorsunuz ki bir polis gözaltına alındı ama olay yerinde aslında 3 polis var, öyle mi? Ya Allah aşkına, yani bir polis bu polis tutukladı diye zaten haberimiz yok. Bu gerita çıktıktan sonra polis yakalandığını biliyoruz. Ama bu polis, yani bunun arkasında ne var? Yani bir polis yakalandı diye hiç kişi var. Acaba o polislerin o karakolun içinde çıkmış kime emir verdi? Bunun arkasında ne var? Yani hala o polislerin o karakolda olduğunu biliyoruz. Akrabaları var içinde. Sözde askeri karakolu, ama askeri karakol özel hareket timin ne işi var? Hemen bir gün Mardin'den, yani kim bilir bir yer plakası aradılar, ne işi var? Bu görüntünün önü arkası devamı da var mı, biliyor musunuz siz? Yani şimdi yani vermiyorlar ama olduğunu biliyoruz. Yani o görüntüler çıkmasa da, yani vermeseler de polisin öldürdüğünü biliyoruz. Açık net ya. Bu taraf mahalle, öbür taraf zaten arada yol geçiyor, çevre yolu geçiyor. Buradaki çocuklar her zaman oynadığı yer. Yani mahallenin bir tepe küçük, bu hastaneye yakın. Bizim evlerin hemen önünde. Burada daha da çocuklar orada oynuyorlar. Daha önce o akrab, kobra tipi akrabi orada hiç kimse görmemiş. Karakolun içinde toprak ise bazen yol üzerinden gidiyorlardı. Ama o akrab tipi maksus o tepenin üzerine çıkmışlar ki çocukları aynı hatırlıyla kuduğu aynı saatte o akrab tipi çocukların hemen önünde gidip çocuk yere düştüğü zaman da bir tane vatandaş aldı, hastaneye getirdi. Arabanın plakasını almak için arabayı doğru kamera çekiyor. Yani yere düştüğü zaman görüyorsunuz hemen biber gazı atıyor o evlerine. Sağa soluna ya demiyor. Arabayı takip ediyor kamera. Mehmet Emin Bey, başka çocuğunuz var mı? Var, elhamdülillah çocuğum var. Onlar da peki böyle polisle, askerle karşı karşıya geliyorlar mı? Yani böyle fişekleri geriye atmak, işte taş atmak, protestolara katılmak gibi bir durumları var mı onların da? Hayır. Şimdi ben 8-9 seneden yanlışlık Irak'a gidiyorum. İkinci neredeyim? 8-9 gün şoförlük yaptım. Bir şirket arabası şoförlük yapıyorum. Yani benim hiç ne benim ne çocuğum herhangi bir şeyde yok. Bu gazete yapılan bir şeydir. Yani benim çocuğum da olsa, kimin çocuğu olsa aynı birilerin ölmesi gerekiyordu o gün. Yani Nihat ne yapıyordu o gün orada? Görüntüde gördüğümüz kadarıyla gaz fişeklerini atanlara geri atıyormuş. Ve o sırada kafasına gelen o fişekle vurulmuş. Zaten çocuklar, hepsi çocuklar, bak görüntülerde var. Hepsi çocuk var Allah aşkına. Hele 15, 16, 17 yaş bir tane gösterirsin bana. Yani orada sizin başka çocuğunuz yoktu değil mi? Bir tek Nihat vardı. Yok, orada bir tek Nihat vardı. En büyük zaten erkek olarak, en büyük olarak o Nihat'tır. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sabır diliyorum. Tekrar başınız sağ olsun. Çok sağ olun katılıp anlattığınız için. Şırnak Baro Başkanı Neşirvan Elçi ile şimdi bağlanacağız. Neşirvan Bey merhaba. Merhabalar. Şimdi bu görüntüler polis kamerasından çıkmış ve Fox TV'de ilk defa yayınlandı. Nasıl çıktı sizce bunlar polisten? Yani nasıl yayına verilmesinin bir maksadı var mı?
şimdi yayınlama maksadını tabii ki onu bilmek mümkün değil ama sonuçta polisten çıktığı açık ortadadır. Yani dosya üzerinde gizli kararı var. Biz dosyanın avukatları bu görüntülere ulaşmazken birileri tarafında basına servis edilmesinin tek müsebbibi polisten başka kimse olacağını sandım. Çünkü ya bunun yayınlanması tabii ki iyi oldu. Bir gazetecilik başarısıdır aynı zamanda ama bir de yani hani bunun verilmiş olması da basın tarafından ya da kamuoyunun görmesinin istenmesi de bir amaca hizmet ediyor mu acaba diğer taraftan diye düşünüyor insan. Şimdi orada tabii ki türlü amaçlar vardır. Zaten bunu daha önce defalarca dile getirdik. Yani burada emniyeti de tek düze giden bir teşkilat değildir. Yani onlar arasında zaten ihtilaflar mevcuttur. Yani birilerinin birini suça teşvik etmek, birilerini onu ortaya çıkarmak, kendi temize çıkarmak gibi kaygılar çalışmalarında olabileceğini düşünüyoruz. Şimdi görüntülere baktığımızda tabii ki bu anlamda yani gazetecilik anlamda gerçekten başarılı bir olay. Çünkü biliyorsunuz İçişleri Bakanı da, Başbakan Yardımcısı da yani hem Efkan Ala hem Bülent Arınç bunu bence polisin kesinlikle yapmadı. Böyle minnacım anlayışıyla ortaya çıkması da gerçekten anlaşılır gibi değildi. Böylesine açık ortada ve tüm ülkede infial yaratan bir olaydı. Herhangi bir araştırma yapmadı. Bilgi sahibi olmadan fikir yürütmek, fikir sahibi olmak da maalesef ülkemizde çoğu yöneticilerin anlayışı. Dileriz ki bundan sonra ders alırlar. Bu görüntüler bize olayın polis tarafından yapıldığını kesin kes söylüyor mu? Çünkü kadrajın dışından ateş ediliyor. Şimdi zaten oradaki en önemli husus yani vurulma anı dikkat edersen kameranın çektiği yerden geldi. Şimdi başka yerden gelseydi zaten daha önce yaptıkları gibi suçu başka yere yıkmaya çalışırlardı. Şu çocuğun arkası kamera edilir ve o şekilde vuruluyor. Yani başka yerden gelme şansı yok. Bir de olayda şunu da ele veriyor. Zaten Cizre'de biliyorsun 140 bin nüfuslu bir şehirde bir tane çocuk parkı yoktur. Çocukların oynama yerleri yok. Çocuklar orada 10, 11, 12 yaşındaki çocuklar orada oynuyorlar. Polis gelip gaz atarak bunları kışkırtıyor. Yani daha önce bunu defalarca biz basına dile getirdik. Yani yetkililere, valibe, herkese de hep anlattık. Kardeşim burada 3 çocuk varken, 4 çocuk varken polisin gelip gaz attığı ve onları taş atma sevk ettiğini defalarca dile getirdik. Yani bu görüntüler de onu ele veriyor. Peki soruşturmaya çünkü gelecek olursak, şimdi bir polisin gözaltında olduğunu biliyoruz. Bu doğru değil mi? Bir polis. Tutuklanmış. Bildirim. Tutuklanmış. Peki bu görüntülerle evet. Bağlantısı var mı bunun? Daha önce mi gözaltına alınmıştı? Bağlantısı var. Bildiğimiz kadarıyla yüzleştirme de var. Yani orada olay yerde bulunan çocuklar tarafından yüzleştirildiği de var. Tabii ki polisin tutuklanması yani soruşturmanın akıbeti açısından anlamlıdır. Ama tek başına da yeterli değildir. Çünkü o anda bu fiilde bulunan, bu davranışta bulunan sadece tutuklanan polis değildir. Ona ateş etmekle polis ateş etmekle mi suçlanıyor bu tutuklanan polis yoksa başka bir suçlama mı var? Yani ihmal gibi vesaire. Şimdi gizli kararı olduğu için biz çok net olarak bilmiyoruz onu söyleyelim. Ama bildiğimiz kadarıyla öldürme olayıyla direkme bağlantılı. Ama bizim hukuki yaklaşımımıza göre tek başına bir polisin bu olayda tutuklanması yeterli değildir. Yani anlamlıdır. Yani soruşturmanın başı anlamlı. Anlamlıdır. Ama o anda orada bulunan kişiler, onunla beraber hareket eden polislerin de aynı şekilde yargılanması gerekiyor. Zaten bu arada iştirak söz konusu. Yani onun dışında başka bir şey düşünmek de mümkün değildir. Bir de şöyle bir gerçeklik de var. Şimdi dileriz ki bundan sonra yani adliyenin kararlılığı da önemli. Çünkü İçişleri Bakanı demediğine rağmen, Başbakan Yardımcısı demediğine rağmen ciddi bir soruşturma yapılması gerçekten umut verici. Dileriz ki daha önceki Ümit Kurt'un dosyasında olsun, 27 Aralık'ta 5 kişinin ölümüne sebep olan olaylarda da faillerin tek tek tespit edilip yargıya çıkarılması. Çünkü biliyorsunuz bu tür eylemleri yapanın yerinde kar kaldığı zaman cesaret ölür ve ileride daha kötü eylemlere de zemin hazırlanabileceği tehlikesi de her zaman söz konusudur. Hem bu dosyada olsun hem diğer dosyalarda olsun gerçekten adliyenin çok daha seri, etkin bir soruşturma yaparak diğer failin tespiti gerekiyor. Ve Cizre'de de hayatın olan bir akışa kavuşması için de bu gereklidir. Görüntüde başka bir çok önemli bir husus var. Eğer burada polis istemediği bir
davranışından dolayı öyle meydana gelmiş olsaydı, yani çocuk vurulduktan sonra onu alıp hastaneye alması gerekiyordu. Çünkü burada böyle ciddi bir karabalık yok. Kalkıp da şey diyemez. Yok efendim ben gidip de onu alamam. Çünkü orada 4-5 tane 10-12 yaş arasında çocuklar var. Hatta 10 yaşından daha küçük olanlar da görüyor. Şimdi eğer gerçekten bu sonucu istemeseydi, vurulduktan sonra insani olarak, yani her şeyi bir kenara bırakalım, hukuki sorunu bir kenara bırakalım, alıp hastaneye götürmesi gerekiyordu. Yani orada yoldan geçen cesur bir genç olmasaydı belki saatlerce orada yerde yatmış olacaktı. Ve bunu da hiçbir insani düşünceyle izah etmek, yani hukukiliği bir tarafa bıraktık, insani bir düşünceyle izah etmek mümkün değildi Mürgün Bey. Çok teşekkür ederim Neşirvan Bey, çok sağ olun. Her şey devam ediyor. İşverenlerimiz üzerindeki yükleri azaltıp işçilerimizin yaygın bir şekilde kıdem tazminatından istifade etmelerini sağlayacak ve bütün çalışanlarımızın bu haktan istifade etmelerini sağlayacak bir mekanizma nasıl kurabiliriz? Şu andaki uygulama sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. 505 işçinin kıdem tazminatını alamadığı için Çalışma Bakanlığı'nda müracaatı vardır. İşçilerimizin bir hak kaybı şeklinde bir değerlendirmesi de söz konusu değildir. Seçimlere kadar çözmeye gayret içerisinde olacağız. Hükümetin açıkladığı ekonomide dönüşüm programı çalışanlarla ilgili önemli düzenlemeler de içeriyor. Bunlardan en önemlisi ve en tartışılanı kıdem tazminatında yapılmak istenen düzenleme. Çalışanlarda hak kaybı endişesine yol açan kıdem tazminatı fonu uygulaması işveren cephesinde de şüpheyle karşılanıyor. Çalışan herkes için hayati önem taşıyan bu konuyu iki sosyal güvenlik uzmanıyla konuşacağız. Ekrem Sarısu Ankara stüdyomuzda, Resul Kurtsa burada. Hoş geldiniz Resul Bey. Ekrem Bey siz de hoş geldiniz, Ankara'dasınız. Siz de görelim. Sağ olun. Geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Öncelikle bu getirilmek istenen yeni düzenin bir esaslarını konuşalım. Nelerden oluşuyor, öngörülenler? Resul Bey önce size anlatır mısınız bunu? Tabii önce ben çok değerli hocamız, Hürriyet Gazetesi yazarı Şükrü Kızılot hocamız, biliyorsunuz hastanede yatıyor. Ekrem Bey'in de yakın dostu. Hı hı. Buradan tekrar acil şifalar diliyorum evet. Hocamıza. Şimdi kıdem tazminatı fonu ülkemizde 1954'ten beri tartışılıyor. Bakın 1954 aradan geçmiş 60 sene. Ve halen biz kıdem tazminatını tartışıyoruz. Kıdem tazminatı bir fon mu olsun, başka bir sistem mi olsun? Şimdi mevcut yapıda bir kişinin işten ayrıldıktan sonra faydalanabileceği bir takım haklar var. Bunlar dünyada 4 esas üzerine kurulu. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işsizlik sigortası, işe iade. Bunların 4'ü de Türkiye'de var. Yani bir işçi haksız yere işten çıkartıldığında, İşe iade davası açıp işe başlatılmadığında 8 maaştan 12 maaşa kadar bir tazminat alabiliyor. İşsizlik sigortasından 6 ay, 8 ay, 10 ay faydalanabiliyor. İhbar tazminatı 2 hafta, 4 hafta, 6 hafta, 8 hafta ihbar tazminatı var. Ve 61 yıldır konuştuğumuz kıdem tazminatı da bu şekilde devam ediyor. İlk başladığında 1 yıl çalışma karşılığında 15 günlük ödenen kıdem tazminatı 30 güne çıkarılmış, ihbar tazminatı hakkı verilmiş, işsizlik sigortasından 1999 yılından itibaren 2000'den başlayarak faydalandırılmış, 2003 yılından itibaren de iş güvencesinden faydalanılmış. Tamam, yani ama şimdi bu açıdan baktığımız kıdem zaman tazminatında bir değişikliğe gidilmek isteniyor. Bir kıdem, normalde evet. Şu anda uygulanan ne? Bir onu hızlı özetler misin? Şimdi kıdem tazminatı işçi bir yıl çalıştığında bir yıllık çalışmasının karşılığında eğer İşveren işten çıkartıyorsa veya işçinin haklı bir sebebi varsa bir yıl çalışması karşılığında 30 günlük ücreti tutarında bir kıdem tazminatı ödeniyor. Yılbaşına bir ay maaş. Yılbaşına bir ay. Ama bu herkesin faydalanabildiği bir düzen değil. Öncelikle işçinin iş kanunu kapsamında olması gerekir. İkinci olarak yani işçinin, sigortalı çalışıyor olması gerekir. Sigortasız çalışıyor olsa da dava açıp bunu alabilir. Yani iş kanunu kapsamında olmayan ev hizmetlerinde çalışanlar gibi. Bunlar faydalanamıyor ama iş kanunu kapsamında olan, bir yılını doldurmuş olan ve kıdem tazminatı hak edecek şekilde işten ayrılanlara kıdem tazminatı veriliyor. İstifa eden 5 yıl çalıştınız işte. Biraz önce sizin tweetlerinize, benim tweetlerime cevaplar gelmiş. Ben diyor çalıştım, ayrıldım. 3 yıl, 5 yıl çalışıp ayrılınca, istifa edince kıdem tazminatı alamıyorsunuz. İlla ki sizi işverenin işten çıkartması gerekiyor. İşçi ne yapıyor? Bu dönem içerisinde
daha iyi bir iş buldu. 5 yıllık kıdem tazminatını da yakmak istemiyor. Bu sefer iş yerinde pasif direnişe başlıyor. Verilen işleri yapmıyor, iş arkadaşlarıyla sürtüşüyor. Kendini attırmaya tabii, mı çalışıyor? Diyorsun? Kendini attırmaya çalışıyor tabiri caizse. Dolayısıyla iş barışını da bu anlamda bozuyor. Veya işveren ödeme kabiliyetini kaybediyor. Düşünün, bir kişi için bir yılın karşılığında bir aylık maaş ödüyorsunuz. Asgari ücretten 1200 lira. Öyle şirketler var ki tekstil şirketi çok cüzi karlarla çalışıyor. Bunun turnover dediğimiz işçi dönüşümü çok yüksek. Yani işçi 9 ay çalışıyor, bir kuruş alamıyor. Veyahut da 3 yıl çalışıyor ama şeytana uyuyor, bir hırsızlık yapıyor. İş yerinde tazminatsız atılmayı gerektiren bir şey yapıyor. 5 yıllık, 15 yıllık bütün emeği heba alıyor. Yani mevcut sistemde işçinin özellikle iş değiştirme hızı çok yüksek olduğu için, yani bizde istikrarlı bir şekilde işe girdiniz, 10 yıl, 20 yıl çalıştınız, böyle kurum %1 bile çıkmıyor. Her 100 çalışandan 92'si kıdem tazminatından bir takım nedenlerden dolayı faydalanamıyor. Hak ettiği halde işveren iflas ettiği için, işveren ödemek istemediği için bir takım nedenlerle de alamıyor. Dolayısıyla iş mahkemelerinin üzerinde %75'e yakın bir yük var. Yani iş mahkemelerindeki işçi ve işveren arasında yürütülen davaların her 100 davadan 75'inde işçi kıdem tazminatını talep ediyor. Ya hiç ödenmemiş, ya eksik ödenmiş veya bir takım menfaatleri dikkate alınmadığı için işçi hak kaybına uğratılmış. Hı hı. Yani öyle bir sistem bulmalıyız ki hem işçi memnun olsun, hakkını alabilsin, devlet garantisinde olan bir sistem içerisinde hakkını alabilsin. Hem de işveren bunu günübirlik ödemelerle, yani aydan aya peyderpey ödemeyle bir anda 100 işçiye siz kıdem tazminatı ödediğiniz zaman, 5 yıllık işçi için 100 kişiye siz kıdem tazminatı ödediğiniz zaman çok ödenemez bir milyonluk rakamlara ulaşıyor ve işveren açısından da çok ciddi bir yük teşkil ediyor. Tamam. Bu. Şimdi bu yükü dediğiniz ya da bu düzeni değiştirecek başka bir düzen alternatifi geldi. O da bir fon kurulsun ve işveren her ay ödediği maaşın %4 tutarını bu fona yatırsın. Doğru. Ve burada yani bu rakam yani burada 4 olabilir. Fonu olsun gibi. Ve orada biriksin bu para. Yani bir defada işten çıkardığı işçinin tazminatını cebinden çıkarıp vermesin. Aylar, yıllar içinde orada biriktirsin ve bu fon işlesin, değerlensin. Doğru. Aynen böyle. Yani sistem olarak bu sizin belirttiğiniz sistem içerisinde örgütleniyor. Ama fon dediğimiz zaman bizde tasarruf teşvik fonu var. Hı hı. Konut edindirme fonu var. Bunların hepsi bizim hafızalarımızda ödenemeyen, iç edilen paralar olarak yer alıyor. Dolayısıyla bu fonun yönetimi de devletten hiç kimse olmadan tamamen işçi ve işverenler yönetsin. Kendi fonlarını kendileri yönetsin. Devlet buraya müdahale etmesin. Bu mevcut öngörülen dönüşümde bu var mı peki? Bu da var. Yani bağımsız bunun. Yani devletten de belki birkaç kişi var ama fonun genel yönetimi işçi ve ağırlıklı olarak işçi ve işverenlerin temsilcilerinden peki. oluşuyor. Hemen Ekrem Bey'e dönüp soralım. Bu mevcut tablonun düzeltilmesi gereken tarafları var mı? Ve bu yöntem bu derde derman olur mu? Efendim tabii ki var. Sevgili dostum Sayın Kurt'un da ifade ettiği gibi 61 yıldan beri bu sorun ortada duruyor. Hem işveren açısından sorunlu bölümü var sistemin, hem de ağırlıklı olarak çalışanlar açısından sorumlu bölümü var. En önemli sorunu çalışan 100 kişiden 8 kişinin kıdem tazminatı alması ki bunlar da kamuda çalışan kamu işçileri, bir de özel sektörde kurumsallaşmış az sayıdaki işverenlerimiz. Bunun dışında yani çalışan 100 kişiden 92 kişi o veya bu nedenle kıdem tazminatını alamıyor. Bu pencereden baktığımız zaman getirilen kıdem tazminatı fonu son derece yerinde bir düzenleme. Neden yerinde bir düzenleme? Her şeyden önce çalışan 100 kişiye kıdem tazminatı güvencesi getiriyor. Ayrıca bugün kıdem tazminatını hak etmeniz için bir yıl çalışmanız gerekiyor. Dolayısıyla taşeron yanında bir yıldan az çalışanların kıdem tazminatı alma hakkı yok. Yeni sistemde bir gün dahi çalışsanız, ücret ödenmişse o bir günlük ücrete tekabül eden
kıdem tazminatı karşılığınız gidecek sizin adınıza açılan bankada kıdem hesabına yatırılacak. Bu pencereden baktığımız zaman kıdem tazminatı son derece yerinde bir düzenleme. Ancak yatırılacak tutar ne olacak? Bütün problem buradan çıkıyor. Şu andaki sistemde sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi bir yıllık çalışma karşılığı en son alınan brüt ücret tutarında kıdem tazminatı alıyorsunuz. Oysa bugün telaffuz edilen, sizin de ifade ettiğiniz gibi ödenen ücretin %4'ü gibi bir kıdem tazminatı yatırılsın her ay deniyor. Bu yıla vurduğumuz zaman %48 eder. Yani şu anda işçinin %52 kıdem tazminatı kaybolur. Bu açıdan baktığımızda tabii işçi kesimi buna şiddetle karşı çıkar. Hatta %4'e işveren de muhtemelen karşı çıkacak. Çünkü işveren emekliliğinde yani 20 sene, 25 sene sonra ödeyeceği kıdem tazminatını, o da belki ödeyeceği. Neden? Çünkü çalışan kendi isteğiyle işinden ayrıldığında işveren kıdem tazminatı ödemiyor. Veya az evvel Sayın Kurt'un da ifade ettiği gibi çalışan herhangi bir kabahat işlediği zaman, bunları yasa yazmış tek tek, işveren haklı bir nedenle çalışanın iş akdini feshettiğinde yine kıdem tazminatı ödemiyor. Yani ödemeyeceği bir kıdem tazminat yükü işverene her ay geliyor. İşveren de bu açıdan sıkıntısı var. Tabii asıl tartışılmayan basında bir konu var. Onun da üzerinde şiddetle... Oraya gelmeden önce bununla ilgili bir iki bir şey sormak istiyorum. Ekrem Bey, şimdi bu durumda, tabii ki bu durumda şey yatırıldığına göre, prim yatırıldığına göre işten ayrılma sebebi ne olursa olsun her çalışan kıdem tazminatını alabilecek mi? O hesabında birikecek. Yani hangi gerekçeyle ayrılırsa ayrılsın, ayrıldığı zaman kıdem tazminatını alamayacak. O kendi hesabına yatırılan tutarlar yatırılacak ve nemalandırılacak. Yani sizin biraz önce belirttiğiniz %4. Yani bu kesin de değil aslında. Aktüeryal hesaplamalara göre %5,5 oranında yatırılacak bir tutar %8'i karşılayacak. Yani bu bizim yatırdığımız 100 lira yerinde yatmayacak. Sürekli olarak nemalandırılacak, değerlendirilecek. Onu soracağım da ona geleceğiz de. Yani her halükarda işten çıkarılma sebebi, işten hiç ayrılma sebebi değil. Ne olursa olsun aynen bir defa öyle. Bunu almaya hak kazanacak. Doğru. Bu i̇kincisi, hesabında birikecek bu para. İkincisi bu paranın nasıl değerlendirileceği konusu. Diyorsunuz ki yani %4 bile olsa bu daha yüksek bir orana tekabül edecek. Orada işleyeceği için. Yani çeşitli tabii, yatırım enstrümanlarıyla yatırım bu. İşçi kendi tercih edecek. Hangi yatırım enstrümanını kullanacağını kendisi tercih edecek. Dolayısıyla parasının ne şekilde değerlendirileceğini de bireysel emeklilikte olduğu gibi, yani. Öyle aynen mi? Öyle. Zaten ona paralel bir düzenleme getiriliyor. Bugün ne kadar bir değere ulaşmış kıdem tazminatınız, bunu her gün görebilme şansı olacak. Ama gene de yani şöyle bir de hesap var. 50 lirayı yatırım enstrümanlarıyla 100 liraya çıkarmak çok da kolay bir şey değil doğru. Aslında. Tabii. Dolayısıyla %4 oranında kalırsa %4, bir kayıp olacak. Doğru ama %5,5, %6 oranına geldiğinde hani bunu akademisyen, aktüeryal hesaplama yapan hocalarımızın yaptığı bir takım çalışmalar var. Bu %5,5-6 aralığı bizi kurtarıyor. Yani işçinin %8'lik alacağına ulaştırabiliyor. Nemalandırılmak suretiyle. Yani 2 puan daha artarsa eğer. Evet. Bu peki şu an ne durumda? Yani bu bir program. Bu, henüz yasası yazılmadı bunun. Yani şöyle maalesef bu konuyla ilgili çok farklı taslaklar var. 4-5 tane farklı taslak var. Ve bunlardan herhangi birisinin kabul edilmesi veyahut da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi de söz konusu değil. Bu bizim konuştuklarımızın hepsi esas itibariyle en son bir taslağımız var. O taslaktan elimize geçen, bakanlıkta da bir takım değerlendirmeleri yapılan, Sayın Çalışma Bakanı'nda, Sayın Başbakanımızın da bir takım değerlendirmelerini yaptığı bir taslak var. Ve bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne henüz gelmiş değil açıkçası. Bir konu daha var, o da geçmiş yıllarla ilgili de bir düzenleme içermiyor bu. Evet, yani çalışanlar inanın ben yolda gelirken birçok kişi aradı. Diyor ki benim eski yıllarım ne olacak?
Yani olacak? Eski yıllara dokunulmuyor bu. Ne olabilir, bu. Ne olması? Abi eski yıllarla ilgili haklar aynen peki. devam ediyor. Sizin eski haklarınıza hiç dokunmuyor. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonraki kıdem tazminatları ile ilgili. Onları peki çıkarıp ödeyecekler mi bu sistem başladığı zaman, yani, yoksa bu sistemin içine mi dahil edecekler? İnanın 50-60 milyar dolar, yani şu anki işveren üzerindeki kıdem yükü 50-60 milyar dolar. Bunu ne ödeyebilecek bir işveren kapasitesi var? Hani çok üzülerek söylüyorum. Ne de ödeyebilme imkanı var. Dolayısıyla burada zamana yaymak suretiyle geçmiş yıllardaki kıdem yükü hakları, işçinin hakları saklı kalmak koşuluyla aynen devam edecek. Ben buradan özellikle çalışanlara da seslenmek istiyorum. Kesinlikle kıdem tazminatı değişiyor. Benim kıdem tazminatım kaldırılıyor, iptal ediliyor, yanıyor diye işlerinden ayrılmasınlar. İnanın o şekilde o kadar çok yüzlerce çalışan işinden de memnun, maaşından da memnun. Aa, kıdem tazminatım kaldırılıyormuş. Ben hemen emekli olayım veyahut da ben hemen işimden ayrılıp 15 yıl 3600 günü doldurdum. Kıdem tazminatını alabilme hakkım var. Hemen işverenden kıdem tazminatını talep etme yoluna gitmesinler. Peki Ekrem Bey, ne diyorsunuz? Yani bu geriye dönük tazminatlar meselesi çok büyük bir konu, sorun anlaşıldığı kadarıyla. Bu çözülmeden yeni sistemde yürürlüğe giremez. Nasıl çözülmesi gerekir? Problemin çok haklısınız. Önemli bir sorun. Problemin bir ayağını mevcut hak edilmiş geçmişe yönelik kıdem tazminatları oluşturuyor. 2011 yılında hazırlanan taslakta bu konuda 3 tane fikir vardı, görüş vardı. Birincisi, hak edilen kıdem tazminatını işveren çalışan adına fona aktaracak belli bir vadede. İkincisi, kardeşim sen git işverenle anlaş, işverenle eski çalışma sürene isabet eden kıdem tazminatını al. Yani işverenle çalışan pazarlık edecek. Bugün ne kadar hak ettiği kıdem tazminatı var? Atıyorum 40 bin lira. Bunu 30'a pazarlık edecek. İşveren verecek. Bir üçüncü şıkta hak edilen kıdem tazminatı devlet güvencesinde işverende kalsın. İleride işçi emekli olduğunda bu sürenin kıdem tazminatını yine işverenden alsın diye 3 tane görüş var idi. Ancak bunlar tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşma süresi içerisinde çok ciddi olarak tartışılır, bir orta yol bulunur. Burada asıl sorun, az evvel de konuştuğumuz gibi, yüzdesi ne olacak? Bakın, bugün asgari ücretle çalışan biri bir seneye 1201 lira 50 kuruş kıdem tazminatı alacak. Sizin ifade ettiğiniz gibi ücretin %4'üne düşer ise 1201 lira yerine 577 lira alacak. Yani aylık 625 lira, yıllık 625 lira kaybolacak. Şayet her ay %3 kıdem tazminatı yatar ise yıllık 1201 lira yerine 433 lira alacak. Her yıl için çalışanın 768 lira kaybı olacak. Tabii bu yasa mutlaka yetkililerimiz, siyasi otorite istiyor ise çıkar. Buna şüphe yok. Ancak bu yasa çıkarken işverenin de bir tarafta devletin de taşın altına elini sokması gerekiyor. Yani devletin biraz fedakarlık yapıp işverenin yükünü biraz üstlenmesi gerekiyor. Neden derseniz, bu yasayı çıkartmazsak işveren feryat ediyor. Uluslararası piyasalarda rekabet gücüm kalmadı diyor. Neden derseniz, bugünkü sisteme göre ücretin 8.33'ü kadar kıdem tazminatı var çalışanın. Yani almış olduğu ücretin her ay %8.33'ü kadar bir kıdem tazminatı hak ediyor çalışan. İşte bu aşağı düşürülüyor. İşveren %2 de işsizlik sigortası primi ödüyor. %2 iş sağlığı, iş kazası meslek hastalığı primi ödüyor. %7.5 genel sağlık sigortası primi ödüyor. %11 de emeklilik primi ödüyor. İşverenin ödediği prim %31'e denk geliyor. Türkiye'de genelde iş sözleşmesi yapılırken
çalışan net ücret üzerinden anlaşır. Sayın Kurt çok iyi bilir, mesleğidir. Çalışan der ki ben ayda 2000 lira para isterim. İşveren de buna razı olur. 2000 lira bodronun altına yazar, yukarı doğru brütleştirir. 2700 liraya mal olur o maaş ona. İşçinin, tabii çok haklısınız. İşçinin ödeyeceği primi, işçinin ödeyeceği vergiyi de işveren üstlenmiş oluyor. Onu da dikkate aldığımızda işverenin vergi ve prim yükü %60'a çıkıyor. Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir şey. Yabancılar geliyor Türkiye'de yatırım yapıyor. Bizim Türk firması da onlara rakip oluyor. İhaleye giriyor, iş alıyor. Şimdi bu kadar yükle bizim işverenimiz nasıl ayakta kalsın? Şimdi, işveren haklı olarak diyor ki arkadaş sen işsizlik sigortasını getirirken kıdem tazminatını iyileştireceğim, kaldıracağım dedin. Onu sormak istiyorum ben. Onu hızlıca da konuşalım. Şimdi mevcut durumda, mevcut uygulamaya göre işsizlik sigortasından yararlanabilenlerin oranı toplam işsizlerin %8.5'i kadar. Yani %10'u bile değil. Çünkü işte 120 gün aralıksız prim yatırım ödemiş olmak gerekiyor. Toplam 600 gün galiba prim ödemiş olmak gerekiyor. Son 3 yılda 600 gün ödemek gerekiyor. Şimdi belki de yani böyle kıdem tazminatında eğer bir işveren ve devlet adına bir kolaylık sağlamak gerekiyorsa başka avantajlarını çalışanların artırmak gerekiyor. Bu da onlardan biri olabilir. Doğru. Yani özellikle bu nasıl peki yaygınlaştırılabilir? Şimdi, yani %18,5'tan %50'ye nasıl çıkarılabilir mesela bu rakam? Yani şöyle, bizim işsizlik sigortasından faydalanma şartlarımız çok ağır. Son 3 yılda 600 gün yerine son 3 yılda 300 gün şartı getirilebilir. İkinci olarak son 120 gün kesintisiz çalışma şartı kaldırılabilir. Üçüncü olarak burada asgari ücretin %80'i ile sınırlandırılmış bir tutar var. Sizin ücretiniz 10 bin lira, çalışırken 10 bin lira alıyorsunuz. Sigorta primlerinizi tavandan 7 bin küsür liradan yatırıyorsunuz. Ama size işsizlik sigortasından para ödemeye geldiğinde asgari ücretin %80'i yani 953 lirayla sizi ödüllendiriyor veya cezalandırıyor. Yani sizin hak ettiğiniz parayı elde etme imkanınız da maalesef kalmıyor. Burada asgari ücretin iki katıyla sınırlandırılabilir. Yani 953 lira yerine 2400 liralık bir tavan getirilebilir. Bu çalışanlar açısından ciddi bir rahatlık getirir. Ücretinin %40'ı olsun ama üst sınırda 2400 lira yani iki asgari ücrete getirilsin. Dolayısıyla böyle bir düzenleme yapılırsa çalışanların işsizlik sigortasından faydalanma hakları arttırılırsa tabii ki ciddi bir gelir kazanımı söz konusu olacak. Geliri iki katına, üç katına çıkarabilmek işsizlik sigortasıyla mümkün olabilecek. Burada yapılacak düzenlemelerle ilgili birkaç sefer gündeme geldi bu işsizlik sigortası kolaylaştırılacak, son 120 gün kaldırılacak şeklinde ama maalesef 2-3 yıldan bu yana bununla ilgili bir ilerleme sağlanamadı. Ümit ediyorum ki bu vesileyle çalışanların işsizlik sigortasından faydalanma hakları da ciddi anlamda iyileştirilir ve işsiz kaldıkları dönemde en azından evlerine ekmek götürebilmesine imkan sağlanmış olur. Ekrem Bey, şunu sorsam şimdi bu fonda yani işsizlik sigortasının için oluşturulan fonda herkes ödeme yapıyor ve ödeyenlerin çok daha azı bundan yararlanıyor. Acaba yeteri kadar para birikiyor mu? Yani bu havuz büyüyen bir havuz mu yoksa gelen hemen işsizlik ödemelerine gidiyor mu? Şimdi efendim şu anda Türkiye'deki en büyük fon işsizlik sigortası fonu, biriken para. 90 milyar para birikmiş. Eski para birimimize göre 90 katrilyon lira. Bu 90 katrilyon liranın 8-8,5 katrilyon lirası işçilere, asıl hedef kitleye verilmiş. 25 katrilyon lirası amaç dışında kullanılmış. Amaç dışında kullanılmış. Nereye kullanılmış? Başta GAP projesi olmak üzere oralara kullanılmış. Peki kalan para nerede? Kalan para da devlet tahvili, hazine bonosu olarak kamunun ihtiyaçlarını bir anlamda finanse ediyor. Yani fon, işsizlik sigortası fonu çok güzel.
biriken para çok güzel. Fakat işsiz kalan çalışanın işsizlik ödeneğine ulaşması maalesef kolay değil. Az evvel Sayın Kurt'la da konuştuğunuz gibi buraya ulaşmanın kolaylaştırılması gerekiyor ki bu paketi açıklarken hatırladığım kadarıyla Sayın Başbakan işsizlik ödeneğine de yumuşatacak düzenlemeler geleceğini, ödeneğe ulaşmanın kolaylaştırılacağını açıklamıştı diye hatırlıyorum. Peki Ekrem Bey, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Resul Bey çok sağ olun. Son bir cümle söyleyeyim. Biz de işveren denince herkes kocaman patronları düşünüyor. Öyle bir şey değil. Bakın, işçi çalıştıran işverenlerin sayısı 1,5 milyon. 1,5 milyon. Yani apartmanlarımızda çalıştırdığımız kapıcılarda işçi statüsünde, ekmek aldığımız fırında işveren statüsünde. Yani biz sadece bu kıdem tazminatı fonuyla ilgili düzenlemeler, 10 tane holdingle ilgili 10 holding patronu kıdem tazminatını kaldırmak istiyor. Böyle bir şey yok yani. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Çünkü basında sanki patronlar bunu kaldırmak istiyor diye bir düzenleme var. Bu yönde bir tebligat var. Aslında böyle bir şey yok. Zaten kurumsal şirketlerde kıdem tazminatı konuşulmuyor. Hatta kurumsal şirketlerde işten aynanan, siz de çok iyi biliyorsunuz, paketlenilen ekstra 6 maaş, 10 maaş, 15 maaş ilave ödemeler yapılıyor. Kıdem, ihbar vesaire yasal haklarının ötesinde. Bu aslında konuştuğumuz kıdem tazminatı uygulamaları küçük esnafla ilgili, küçük işletmelerle ilgili, KOBİ'lerle ilgili bir sorun. Büyük işletmelerin kıdem tazminatı ile ilgili bir sorun yok. Gayet kurumsal bir şekilde bütün işlemlerini yerine getiriyor. Yani büyük patronlarda bu anlamda bir sorun yok. Sorun KOBİ'lerde, küçük işletmelerde yaşanıyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Her şey devam edecek. Biz baraj falan tanımayız. Biz sadece milleti tanırız. Bunun adı milli irade hırsızlığıdır. Sabırla Anayasa Mahkemesi Sayın Başkanı ve üyelerinin düşüncelerini, tavırları ve kararlarını görmek lazımdır. Bize barajı dayatanlara, bize barajı aşamazsınız diyenlere büyük bir mesaj vermek tarihi göreviyle karşı karşıyayız. Halkların Demokratik Partisi'nin bu yıl yapılacak genel seçimlere bağımsız adaylarla değil parti olarak katılma kararı alması sadece bu partinin seçmenlerini değil yol açabileceği sonuçlar nedeniyle tüm seçmenleri ilgilendiren bir tartışmayı başlattı. HDP barajı aşamazsa nasıl bir parlamento ve Türkiye bizi bekler tartışması bir yandan devam ediyor. Diğer yandan da HDP'nin barajı aşması mümkün mü ya da nasıl mümkün olur tartışması sürüyor. Bu akşam Konda Araştırma Şirketi Genel Müdürü Bekir Ağırdır Taksim stüdyomuzda. Bizimle onunla konuşacağız bu konuyu. Bekir Bey merhaba. Merhaba, iyi akşamlar Mergün Bey. Teşekkürler. Şimdi burada bir projeksiyon yapmanın imkanı var. Önceki seçimlerde HDP'nin BDP olarak ya da bağımsızlarla daha doğrusu aldığı oyların sayısına, oranına baktığımız zaman oradan hareketle bir kestirimde bulunulabilir. Siz ne düşünüyorsunuz HDP'nin barajı aşması ihtimaliyle ilgili olarak? Şimdi aşabilir ya da şöyle söyleyelim, bir yere kadar top direkte içeriye veya dışarıya nereye doğru döneceğini göreceğiz. Ama belli bir eşiği aşıp aşması daha garantili bir seviyeye, yani %11-12'lere gelir gibi bir durum oluşursa çok ciddi bir zihni kırılma gelişiyor demektir toplumda. O zaman daha ciddi oranlara da ulaşabilir. Ama konuştuğumuz mesele tabii hani uzun yıllardır %5-6'lar bantına sıkışmış bir siyasi akımın belki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Selahattin Bey'in aldığı bir %9 küsur oran var. Ama ağırlıklı olarak şimdiye kadar siyasi tarihimizdeki bütün seçimlere baktığımızda %5-7 arasına sıkışmış bir siyasi akımın barajı aşıp aşamaması. Ama asıl mesele tabii matematik sonuçlarından daha çok üreteceği siyasal sonuçlar nedeniyle belki çok kritik mesele. Çünkü 7 Haziran akşamı oluşacak parlamento Türkiye'nin gelecek belki de 100 yıldır birikip gelmiş sadece açılım Kürt meselesi ve açılım süreci değil. Diğer birçok toplumsal ve siyasal sorunumuzun çözümünü umduğumuz ya da beklediğimiz o parlamento aritmatiğini de çok ciddi etkileyeceği için siyasal sonuçları bakımından son derece önemli tartışmada aslında olası siyasal sonuçlar nedeniyle bu kadar ateşli yürüyor.
Evet, yani olmaması ihtimali HDP'nin belki olmasından daha fazla şeyi değiştirecek parlamentoda. Kesinlikle doğru. Aslında her iki tarafı, yani parti olarak girip barajı geçemez ise, yani HDP'siz bir parlamento olur ise, doğrusunu hiç onu düşünmek istemiyorum. Yani birçok siyasi sonucu ve çözüm süreci açısından, küresel ve bölgesel dinamikler, işte IŞİD, Suriye, her şey açısından baktığımız zaman, yeni anayasayı tartıştığımız bir süreçte Kürt siyasetinin parlamentoda olmaması, elbette başka alanlarda var olabilir ama parlamentoda olmaması çok önemli bir kayıptır. Şunu hatırlatmak isterim. 2011 seçimlerinden sonra anımsayacaksınız, bir anayasa uzlaşma komisyonu oluşturulmuştu. O komisyonda, komisyonun daha ileriye, daha ne diyelim, uzlaşmaya açık önerilerinin çoğu ve o dönemdeki komisyon üyesi BDP milletvekillerinin önerileri üzerinde şekillendi. Çünkü BDP veya da HDP somut bir problemi yaşayan, bu konuda canı yanan, bu konuda bedeller ödeyen insanların da siyaseti aynı zamanda. Dolayısıyla öyle sadece siyasal ezberlerle acemilikler yapılıyor da değil. O yüzden olmaları da olmamaları da siyasal sonuçları bakımından Türkiye için çok önemli olacağını düşünüyorum. Bir yandan da bu tavrı, yani bu kararı alıp bunun arkasında dururken HDP seçilmeme ihtimalinde de sanki seçim sistemini ve siyasal sistemi cezalandırma motivasyonuyla da hareket ediyormuş gibi bir hava var. Doğru mu? Yani şimdi zaman zaman bazı söylemlerde ya da ben o söylemi şöyle kodluyorum. Yani bir dediğiniz cümle belki önemli. Bir ikinci kodlamada, hani biz hayatın her alanında örgütlüyüz. Parlamentoda da olmayabiliriz. Olmasak da olabilir gibi bir söylem. Bu söylem bana da sorarsanız biraz sorumlu bir söylem. Çünkü HDP'nin barajı aşmak için yapması gerekenler nelerdir ve nasıl bu handikap aşılabilir diye analiz yaptığım zaman ben olası oy potansiyeli kaynaklarını bir yandan motive eden ama bir yandan da bu iki sizin işaret ettiğiniz ve benim altını çizdiğim iki handikaplı söylem de aynı zamanda o motive ettiğiniz kitlelerde belki de el freni fonksiyonu gören söylem oluyor. Dolayısıyla HDP'nin belki de bu meseleyi muhtemelen düşünüyorlar ve çalışıyorlardır da zaten. Ama olası oy kaynakları meselesinde belki bir netliğe ve hedeflemeye ihtiyaç var. HDP eğer doğru bir hedefleme ve doğru politik söylem ve stratejilerle yürürse barajı geçebileceğini sanıyorum ben de. Şimdi siz bir yazı yazdınız bugün. T24 sitesinde düzenli olarak, evet, yazıyorsunuz. Bugünkü yazınızda HDP ve baraj başlığını taşıyor. Ve önceki iki seçime, oradaki oy sayılarına ve oranlarına bakarak ve nüfusa göre illeri de sınıflandırarak ve oralardan aldıkları oylara göre bakarak bir kestirimde bulunuyorsunuz ve bir aritmetik bir hedef koyuyorsunuz barajın aşılması için. Onu biraz bizimle paylaşır mısınız? Doğru. Doğru. Yani o sözünü ettiğiniz bugünkü yazı biraz da nasıl bu baraj meselesini HDP aşabilir diye analiz etmeye çalışan ya da olasılıkları anlamaya ve üzerine düşünmeye çalışan bir yazı. Şimdi birkaç tane mesele var. Önce bütün izleyicilere, sadece HDP için değil ama bütün partileri ve 7 Haziran akşamı oluşacak seçim aritmatiğini belirleyecek olan bir durumu bir kere daha hatırlatmama izin verin. O da şu: Türkiye'de son 3 genel seçime, hatta yerel seçime, 2009 ve 2014 yerel seçimlerine de baktığımızda şöyle bir tablo görüyoruz. Siyasetin rekabeti ya da siyasi rekabet 81 ilde eşit ağırlıkta ve eşit biçimde değil. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İşte HDP ya da dönemin BDP, aynı siyasi hareketin farklı partileri bölgedeki 22 ilde AK Parti ile rekabet ediyor. Orta Anadolu'da, Kuzeydoğu Anadolu'da bir miktarda MHP ile AK Parti rekabeti var. Batı Anadolu'ya, Akdeniz'e doğru geldikçe de rekabet CHP AK Parti rekabetine dönüşüyor. Yani muhalefetteki 3 tane parti bölge, ülkenin farklı coğrafyalarında yoğunlaşmış durumda. Bunun ürettiği, bunun siyasi sonuçları ayrı konuşuluyor ve her zaman da konuşulur zaten ama bunun ürettiği bir aritmetik mesele var. O da şu: diyelim HDP üzerinden konuştuğumuza göre HDP barajı aşacağı oy artışını sadece bu 21-22 ilden sağlar ise,
yani 4,5 milyon oya bu 21-22 ildeki artıştan gelir ise bunun milletvekili sayısına yansıması ile bu farkın İstanbul'dan ya da İzmir'den Bursa'dan oluşmasındaki milletvekili sayısına yansıması farklı olacak. Aynı şey CHP veya aynı şey AK Parti içinde. Yani AK Parti'nin diyelim geriledi veya ilerledi. O ilerlenen ya da gerilenen rakam Yozgat'ta, Bayburt'ta, Gümüşhane'den gelişiyorsa ağırlıklı olarak başka bir milletvekili aritmetiği çıkacak. Yalnızca İstanbul'dan ya da İzmir'den oluşuyorsa başka bir aritmetik çıkacak. Yani asimetrik bir durum var. Bir, bunu dikkatinize sunmak isterim. Şimdi ikincisi... Yani şöyle özetleyelim. Bu söylediklerinizi şöyle özetleyelim o zaman. Diyarbakır'dan bir yerine iki oy alırsa ama İstanbul'daki, Bursa'daki, İzmir'deki oyları aynı kalırsa bunun çıkaracağı milletvekili sayısı üzerine olumlu bir etkisi olmayacak HDP'nin. Aynen öyle. Yani örneğin Diyarbakır diye ben mesela Diyarbakır için şöyle somut Diyarbakır dediğiniz için söyleyeyim. Şöyle bir varsayımda bulunalım. Selahattin Demirtaş Bey'in Cumhurbaşkanlığı seçimindeki aldığı oy oranını %10 kabul edilip ve Diyarbakır'dan sadece bu geliyor olsa Diyarbakır'daki HDP'nin 5 bağımsızı 7 olur. Sadece yani 2 milletvekilliği fark eder. Ama İstanbul'dan diyelim şimdiye kadar alınmış 300 bin 400 bin mertebesindeki oy 1 milyona fırlarsa İstanbul'daki artısı 4 milletvekilliği, 5 milletvekilliği de olabilir. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani bir aritme ve bu diğer 3 yani MHP ve CHP için de geçerli. Asimetrik bir dağılımdan dolayı. Birinci mesele bu. İki, HDP nereden oy alabilir peki? Doğal olarak ilk bakacağı yer şimdiye kadar da üzerine oturmuş olduğu Kürt seçmenler, Kürt yurttaşlar. Ama Kürt yurttaşlara baktığımız zaman bizim araştırmalarımızda diğer gözlemcilerinde sadece araştırmaya gerek olmadan gözlemlenebilirdi. Bir iki tane temel tespiti yapmamız mümkün. Çünkü bu iki damarın yani Kürt seçmen indinde AK Parti ile HDP var. Diğer partiler çok küçük oranlarda. Şimdi niye bu iki parti? Çünkü bu iki partinin bir de Kürtlerin sosyolojik yapısı içinde bir karşılığı var. Nedir o? Kürtlerin arasında baktığınız zaman şöyle bir ayrım ya da şöyle bir kümeleme yapmak mümkün. Bir kesimi var ki daha din temelli, daha dindar, daha eğitimi düşük, geliri düşük, daha kırsal hayatın içinde. Bir başka kesimi var ki biraz daha metropolli, biraz daha genç, biraz daha eğitimli ama daha seküler bir hayatın içinde. Yani sosyolojik bir farklılaşma var. Ve bu iki kümenin içinde bir tarafında AK Parti ağırlıklı oy alıyor, öbür tarafında da HDP. Bir başka analiz yapmak ya da bir başka ölçüyle ayrım yapmak mümkün. O da şu, tarihsel perspektiften baktığımız zaman Kürtlerin içinde bir kesim var ki belki 300-500 yıldır egemenlere, padişaha, cumhuriyet devletine yakın olmuş. Bu düzenin, nizamın, egemenliğinlere yakın olmanın nimetlerinden, ekonomik veya siyasal nimetlerinden yararlanmış bir kesim veya oldum bittim egemenlere, güç merkezlerine muhalif olmuş bir kesim. Yine böyle bu iki kesim üzerinden baktığınızda da bir kesimin ağırlıklı partisi AK Parti, bir kesimin ki HDP. Bizim araştırmalarımızın bana gösterdiği bir başka önemli sonuç, bu iki kesim Kürt arasında ister HDP AK Partili Kürtler diye bakın, ister dindar seküler Kürtler diye bakın, ister devlete yakın muhalif Kürtler diye bakın. Bu iki kesim arasında da aşağı yukarı Türklerin arasında olandan daha derin bir siyasi kutuplaşma var. Dolayısıyla HDP'nin Kürt seçmende alabileceği azami oyun bir sınırları var. Yani tek başına sadece Kürt seçmenlerden nüfus oranlarını yine bizim araştırma bulgularından baktığınız zaman kendi başına 4,5 milyonlara gelmesi mümkün değil. Yani zaten limitlerde mi diyorsunuz? O tabanda limitlerde evet, mi HDP? Evet, aynen öyle. Onu söylemeye çalışıyorum. Elbette 10 bin, 20 bin, 50 bin gibi oy kayışları olabilir iki taraf arasında ama asıl matematiği değiştirecek, asıl siyasal sonucu değiştirecek hareket büyüklüğü ortaya çıkmaz. Ama şöyle bir ama artı tarafı var HDP için belki parti olarak girmenin. O da ülkenin farklı illerine, coğrafyalarına dağılmış ama İstanbul gibi ağırlıklı olamadığı. Atıyorum diyelim Bayburt'ta 300 Kürt var, Gümüşhane'de 1500 Kürt var. Şimdiye kadar sayısı ve ağırlığı itibariyle aday çıkaramamış. Yani sayılarını tam bilemediğimiz, haklarında bir kanaatimiz olmayan belki 1 milyon civarında ülkenin farklı coğrafyalarına küçük gruplar halinde dağılmış Kürt seçmen ilk kez bir partiye oy verme fırsatı yakalayacak. Bu da HDP'nin bir önceki saydığım dezavantajları yanında, bu da avantajı. Bunlar çünkü bugüne kadar bir ya sandık başına gitmemiş,
ya sandık başına gitmemiş ya da başka partilere oy vermiş. Evet, ama temelinde HDP'ye oy verme potansiyeli taşıyan seçmenler olabilir ve bunları kazanabilir. Tabii yani Edirne'de diyelim. Bunlar da aynen öyle. Toplam oy sayısına ekleneceği için %10 barajını aşmada bir katkısı olabilir. Evet, evet. Bu da hani bir avantajı. Ama bir başka mesele var. Yine HDP dediğiniz, yani BDP'nin Türkiye'lileşmesi projesi diye bakıyorum ben ona. HDP bütün bu hani Kürt kimliğini, Kürt siyasetini, Kürt kimliğinden beslenen, orada üremiş, fidelenmiş ama bugün geldiği an ve yer itibariyle ve hedefleri, ideolojisi, fikri itibariyle ülkenin birçok mağdurunu birden kapsamak, Türkiye'nin partisi olmak iddiasında olan bir sürecin içinde HDP. Dolayısıyla bu sürecin içinde de kurduğu bir takım ittifaklar var. İşte Türkiye Solu ve Sosyalist Partiler gibi farklı sayılarda ve büyüklüklerde. Ama Türkiye'nin siyasi tarihine baktığımızda, seçim aritmetiklerine baktığımızda orada da öyle Türkiye Solu ya da Sosyalistlerinin çok büyük bir oy potansiyelini HDP içine taşıyamadığını ve de tek başına bu ittifakın ya da burayla sınırlı bir ittifakın tek başına barajı aşmaya yetmeyeceğini görüyoruz. Dolayısıyla bütün bu handikaplara bakarak ben şöyle görüyorum. HDP yönetimi, ki bu maharet ve ustalıkta oldukları da açık, bunca yılın dediğim gibi bedeller ödeyerek öğrendikleri bir siyasi alanı benden daha iyi bildikleri de açık. Dolayısıyla muhtemelen Cumhurbaşkanlığı seçiminde de örneğini gördüğümüz radikal demokrasi başlıklı bir söylemle sadece mağdurların ya da sadece Kürtlerin, Alevilerin gibi bir mağduriyet sınıfı gruplamaları, kültürel kümeleri ya da siyasal kimlikleri saymadan bütün Türkiye insanının önüne bir radikal demokrasi söylemi koyar ise, yani o zaman AK Partili veya CHP'li veya diğer partilerde olan daha biraz daha özgürlüğe yatkın, demokrasiye, hoşgörüye yatkın veya yakın veya ülkenin yarınına dair bu bir arada yaşama ülküsüne inandırılabilir daha büyük bir kitle var. HDP böyle bir strateji ve dil ve politika geliştirebilirse barajı o zaman rahatlıkla geçebilir ve hatta eğer hani beyaz tırnak içinde beyaz Türkler diyorum, hani daha layık, daha endişeli, modern kesimi ya da beyaz yakalı Türkleri ya da İstanbul'daki, İzmir'deki Türkleri kastediyorum. Eğer orada o küme içinde bir zihni dönüşüm üretebilirse o zaman da sadece onu aşmakla kalmayabilir. Daha ciddi bir oy potansiyeline de kavuşma ihtimali vardır. Ama bütün şimdi bu söylediklerinizin aslında daha da kırılımını yaparak konuşmamız mümkün. Hatta konuşacağız da bunu belki önümüzdeki seçim süreci biraz daha hızlandığı zaman. O da şu: bu söylemle kimden oy alır? CHP'nin bugünkü gazetelerde olduğu gibi HDP bizim tabanımıza yöneliyor, endişeleri ne kadar haklı? HDP nasıl bir seçim kampanyası yürütecek? Hangi partiyi daha çok hedef alacak? İktidarı mı yoksa muhalefeti mi? Bütün bunlar konuşulmaya çok muhtaç konular. Zamanı geldiği zaman de konuşacağımızı umuyorum. Çok teşekkür ederim ama bugün gelip bu noktada eldeki verilerle bir projeksiyon yaptığınız için çok sağ olun. Her şey devam edecek. Arabya Marina Çınar Teknesi. Hoş geldiniz kaptan. Ağır yolda ilerleyen İspanyol ekibini yönlendirdim. Gelecek kuşakları İstanbul'u ve Türkiye'si. İstanbul'da otoparklardan sorumlu belediye şirketi İspark, karadan sonra faaliyetlerini denizde de sürdürmeye başladı. Boğaz'da, İstinye ve Tarabya'da iki tekne parkı kuran şirket bu yıl içinde 4 yeni tekne parkı kurmaya hazırlanıyor. Bu kez sırada Bebek, Kuruçeşme, Beykoz ve Paşabahçe var. Ancak Bebek'te bu projeye itiraz var. Semte başlayan bir inisiyatif tekne parkına hayır kampanyası yürütüyor. Projeyi ve itirazları konuşmak üzere Bebek Semt Girişimi Platformu üyeleri Nigar Alemdar ve Cem Soyhan konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu yıl içinde yapmayı ve açmayı hedefliyorlar galiba, değil mi bu parkları? 2015 hedefi. Evet, 2015'in ikinci yarısında başlayacaklar. 2016'nın ilk çeyreğinde bitirmeyi planlıyorlar. Peki bunun şu ana kadarki hukuki fizibiliteye ya da ihale altyapısı ne durumda? Sadece bir teknepark projesi diye bir dosyaları var.
belediyenin. O dosyayla izin alacaklar 7 bakanlıktan. Hı hı. Ve İstinye ve Tarabya'da olduğu gibi Bebek'te yapılacaklar. Yalnız tabii burada bizim karşı çıktığımız olay İstinye ile Tarabya kapalı koylar zaten. Hı hı. Ama Bebek'in adı koy. Esasında Bebek açık bir deniz. Hı hı. Çok büyük de tehlike yaratacak. Dolayısıyla biz Bebekler olarak, Bebek semt girişimi olarak bu işe karşı çıkıyoruz. Yalnız tabii biz Bebek'in bu halinden de memnun değiliz. Yani Bebek'e bir düzenleme muhakkak Büyükşehir Belediyesi getirsin. Biz kendilerine de söyledik. Hı hı. Bu düzenleme belediyenin düzenlemesi olacak ve ama böyle değil. Peki ne sakıncaları var? Yani biri açık koy, diğerleri kapalı koy. Aradaki fark sonuç açısından nedir? Şimdi İstanbul Boğaziçi bir kanal değil ve yetkililer tarafından, deniz uzmanları tarafından dünyanın en riskli su geçidi olarak tanımlanıyor. Akıntıları var, dönemeçleri var ve bundan evvel çok deniz kazası oldu. Yani yaşı müsait olanlar bunların pek çoğunu hatırlar ama en sonuncusu 2000 senesinde tam Boğaziçi Üniversitesi'nin sahildeki kapısının önüne bir konteyner gemisi, kuru yük gemisi çarptı. Bu bir tanker de olabilirdi. Petrokimya içerikli herhangi bir yük taşıyan gemi de olabilirdi. Geçmişte böyle kazalar evet. da oldu. Tabii. Şimdi buradaki olay şöyle. Biz burada Bebek Semt girişimi olarak sadece Bebekliler olarak konuşmuyoruz. Aslında Boğaz bütün İstanbul'u, 17 milyon İstanbullu hafta sonu, hafta içi bir yerlerde nefes alma ihtiyacını gidermek için Boğaz sahillerine Boğaz, geliyor. Boğaz İstanbul'u İstanbul yapan şeylerden evet. bir tanesi. Evet. Az sayıdaki şeyden bir tanesi. Evet, evet. Yani kalkıp bir alışveriş merkezinde hava alma mümkün değil. Açık havaya ihtiyaç var, yeşil alanlara ihtiyaç var ve bu deniz kenarı olarak Boğaziçi İstanbul'u için bir nimet. Şimdi bu nimeti risklerinle beraber sadece bir tekne park haline getirmek çok yanlış bir şey. Çünkü 5000 adet düşünüyorlar tekne Boğaz'ın herhangi bir girintili yerinde yerleştirilsin. Şimdi burada şunu sormak lazım. Birkaç konu var. Mesela madem ki Boğaz hepimizin yani sadece Bebeklilerin değil, o zaman halka ne faydası var bunun? Şimdi eskiden insanların sahilde oturanların bir sandalı olurdu, balık tutmaya çıkılırdı falan. Böyle bir şey kalmadı, o devir gitti. Kim peki buralara teknesini getirip bağlayacak? Mesela ben tekne park lafına da karşıyım. Park karada olur, tekneler şimdi bağlanır. Böyle bir ihtiyaç da var belli ki. Zira bütün sahil boyunca tekneler kıçtan kara yaparak oraya park ediyorlar bir şekilde. Demirliyorlar da diyemeyeceğim. Dolayısıyla onların alıp oraya taşınmasını öneriyor İspark. Peki bu yapılmazsa ne yapılsın? Şu anki mevcutta bizim önerimiz Bebek'te, küçük Bebek'te mesela kıçtan kara teknelere bir boy sınırlaması getirilsin. Mesela 10 ile 12 metre arası. Aralarına 6-7 metre boşluk bırakılarak yine arkalarından elektrik su verilerek böyle bir hizmet sağlanır ve belediyenin ücret politikası neyse o tahsil edilir. Ama onların yaptığı ortada düşünülen şeyde bir kere Bebek'in bir ters akıntısı var. O akıntıyı bozacak. Bebek bir sürü pislik toplayacak. Bir de Bebek'te bir kıble rüzgarı eser. Yani Çamlıca'dan Bebek'e doğru senede bir kere iki kere. O da Bebek'te dalga boyunu 1,5-2 metreye kadar çıkarttığı zamanlar olur. Burada bu proje olmaz. Orada o tekneler birbirlerine girerler. Nitekim Tarabya'da bu oldu. Tarabya'daki ilk pontonlar fırtınadan çok etkileniyor. Şimdi ihaleye çıkarttılar. Tarabya koyunun önüne yüzen dalga kıran dalga yapılıyor. Evet. Ama Bebek'te onu yapma imkanı da yok. Çünkü orası dediğiniz gibi açık koy değil. İşte yani evet. Peki tam olarak nereye yapılacak? Parkın önüne mi yoksa biraz daha yukarıya şeye doğru? Şu an küçük Bebek'te. Bakın şu resmi gösterebilirsem. Hı hı. Evet, caminin küçük, önüne doğru mu? Yani? Caminin önüne doğru da geliyor. Dolayısıyla şu durumda bizim Bebek vapur yolumuz da yok. İskele ne olacak? İskele ne olacak? Sorduk ne olacak diye.
Vapur geçemeyecek. Çünkü vapurun oradan dönüşü yok. Dönse de sığlık var. Sığlığa oturur. Bizdeki görüntünün evet aynısı var şu an ekranda. Peki şimdi İspark Genel Müdürü Mehmet Çevik'i de biz yayına katılması davetinde bulunduk ama şehir dışında olduğu için katılamadığını söyledi ama İspark'tan şöyle bir bilgi geldi. Hayret, buna karşı çıkanlar mı varmış? Biz oysaki herkesle orada konuşuyoruz ve herkesin mutabakatı var bununla dedi ve sizden haberleri olmadığını söylediler. Çok bize. Bizden haberleri. Evet. Biz 15 gün önce kendileriyle toplantı yaptık, görüştük zaten. Şimdi ben şöyle anlatayım. 2007 senesi, bu esasında 26 sene öncesine dayanıyor. 1989 senesinde tekrar böyle marina yapımı için Bebek'te harekete geçiliyor. O zaman Bebekler avukat Sayın İskender Enç'in başkanlığında dava açılıyor ve dava kazanılıyor. Yürütmeyi durdurma ve ruhsatın iptali. 2007 senesine geliniyor. 2007 senesinde, 2008 senesinde Küçük Bebek'teki yol biraz genişletildi yaya yolu olarak. Biz o zaman yine dedik ki acaba marina mı yapılıyor? O zaman Sayın Topbaş Bebek'e ziyarete gelmişti. Biz de 2 saat toplantı yaptı. O toplantının sonucunda bize söz verdi. Dedi ki biz burada bir marina yapacaksak sizin için yapıyoruz zaten. Eğer siz istemiyorsanız veya nasıl bir şey yapacaksak bir komisyon kurarız. Üniversiteden öğretim görevlileri olur, biz de oluruz, siz olursunuz. Bebek için hayırlısı ne olursa onu yaparız dediler. Ama bu proje hiç sorulmadan yapıldı bize. Şimdi ben de başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. İspark Genel Müdürlüğü'nü biz 7 Ocak'ta ziyaret ettik. Beraber fotoğraflarımız var. İlk talebimiz Sayın Topbaş'ı görmekti. Sayın Topbaş programı çok yoğun diye bizi İspark'a yönlendirdi. Ve kendilerinden bir saate yakın konuştuk. Bütün anlattığımız şeyleri madde madde kendilerine sonradan gönderdik bir üst mektupla. Aynı şekilde Sayın Topbaş'a, yani nasıl haberleri yok onu bilmiyorum. Bir de pardon, bir şey daha söyleyeceğim. Bebeğe buyursunlar. Bugün bütün esnafın vitrininde Teknopark'a hayır, bebeği güzelleştirmeye evet diye böyle görsellerimiz var. Yani nasıl duymamışlar, nasıl istiyorlar veya istemiyorlar demeleri biraz şaşırtıcı. Bu şeye, Teknopark'a ek olarak bir de galiba otopark yapımı projesi var değil mi? Bunun bir parçası olarak. Evet, onu nereye yapacaklar? O da orada da yazıları geldi bize. Aşiyan'dan Küçük Bebeğe doğru yürüyüş yolu ve otopark diyorlar. Muhtemelen biz biraz araştırdık. Emirgan'da yolu genişletme yapıyorlar. Bebek'te de Aşiyan'dan yine şeye doğru, Küçük Bebeğe doğru 10 metre kadar yol, denize kazık çakıp oraya balık tutma iskeleleri ve 150 araç otopark. Denizin üzerine otopark mı yapılacak? Evet. Öyle öyle, biraz muallakta o yazı ama 150 araç otoparkı oraya yapacağız diyorlar. Bir kazık da çakacağız deniyor. Yani 150 araçlık bir otopark oranın derdini çözmeye yetmez. Çünkü orada çok daha radikal bir çözüm gerekiyor. Yani orada tıkınıklık, evet o yani sahil boyunca yaşayan herkesin derdi ama 150 araçlık bir otoparkla çözülecek bir sorun değil o. Belki o marinaya otopark olarak düşünülüyor olabilir. Evet, bence öyle. Şimdi bir de başka bir boyutu daha var. Bebeğin şu anki trafiği zaten felçe yakın. Oraya 300 araç, daha doğrusu tekne geldiği zaman 150 tane araç da onlara tahsis edilecek, bir otoparka park edecek. Gidiş geliş tamamen kilitlenecek. Ve mesela Tarabya ve İstinye'nin aksine Bebek'in başka bir çıkış yolu yok. Yani Bebek Etiler yolu da daptarıcık. Halbuki İstinye'nin Maslak'a bağlantısı var güzel bir caddeyle. Aynı şekilde Tarabya'nın da Hacı Osman Bayırı'na güzel bir bağlantısı var. Bizde hiç bunlar yok. Dolayısıyla yani insan orada yangın çıksa, ambulans ihtiyacı olsa, böyle bir şey kesinlikle olmayacak, erişilemeyecek. Şundan da bahsediyorlar Cem Bey. Oradaki mevcut durumda teknelerin bağlandığı bir şekilde pontonlara ya da işte şeylere bir şekilde bağlandığı, oranın bir düzensizlik yarattığı ve orada bir tür işte bir mafyatik bir durumun ortaya çıktığını ve bunu çözeceklerini söylüyorlar. Mevcut durum revize edilerek orası sürdürülebilir mi? Mevcut durum zaten revize edilerek oraya, zaten biz diyoruz ki Büyükşehir Belediyesi'nin zaten asli görevi bu kıyıya bir zapta rapta alsın. Kendisi hakim olsun. Ama dediğim gibi demin yine kıştan kara tabiriyle bağlansın. Güney Avrupa'da, bu Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da hep böyle küçük teknelerle. Dolayısıyla da
O zaman zaten elektrik suyunu da şey verecek, Büyükşehir Belediyesi verecek. Bağlantısında metrekare olarak GPS üstünden ne kadar tutuyorsa ücretini alsın. Hı hı. Dolayısıyla biz bunu da kendilerine söylediğimiz zaman çok rantabl olmayacağı söylendi. Bir de çünkü Fener'in oradakilerde aynı olsun diyoruz. Evet. Şimdiki bağlantı sistemi, demir sistemi gayet güzel devam edilir. Yani burada bütün mesele belediye asli görevini doğru yapsa orada ne mafya tipi bir gelişim olabilir, ne düzensiz bağlanmış tekneler olabilir. Bir de yani bütün bunların bir başka boyutu daha var. Şöyle bu uluslararası bir su yolu, trafiği olan bir yol. Hı hı. Ve uluslararası anlaşmalarla biz bağlıyız. Bir metro anlaşması var. Ondan sonra boğaz trafiği diyelim yaklaşık 50 bin çok büyük tekne geçiyor yılda. Yaklaşık. Benim ama anladığım kadarıyla yani iş hep şeye bağlanıyor, gelire bağlanıyor. Evet. Yani yılda 20 milyon liralık bir gelir hedefleniyor orada. Bütün o öngörülen Marmara ve Karadeniz kıyılarında da bunların çoğaltıldığı anda 200 milyon liralık yıllık gelir hedefi var. İspark'ın buradan. Dolayısıyla bundan pek vazgeçilmek istenmiyor anlaşıldığı kadarıyla. Şunu sorayım son olarak. Şimdi bu iş bir dosya dediniz ve bakanlıklardan onaylanacak. 7 bakanlıktan. Sonrasında hukuk yolu açık mı buna peki? Hukuk yolu açık ama şu buna. An onu yapılacak olgunluğa erişmedi bu dosya. Şimdi ama şöyle bizim tercihimiz önce bütün bunun sakıncalarını ortaya koymak. Yani sivil toplum kuruluşu aslında öyle bir şey ki mesela Habitat 2'nin bir gündem 21 diye kısmı var. Türkiye bunları imzaladı. O der ki bir semtte yapılacak bir projeye o semtin halkıyla birlikte konuşulur, edilir, böyle bir karara bağlanır. Sayın Topbaş vaktiyle işte Bebekler istemezse bunu yapmayız dedi. Bu görüşü neden bıraktılar bilmiyoruz ama neticede Türkiye'nin imzaladığı bazı şeyler var. Biz iyi niyetle semt girişimi olarak bunu bu sonuç versin, insanlarla konuşa konuşa anlatmaya çalışıyoruz ama her şeyden önemlisi burada can mal tehlikesi de var. Yani anlaşmalar var, halka hiçbir faydası yok çünkü oraya sizin benim kayığımız, küçük motorumuz bağlanmayacak. Arap şeyhlerinin yatları, Rus oligarklarının yatları bağlanacak ve bu İspark'a bağlı bir İstmarin diye bir şirketin bünyesinde olacak ve onlar ileride özelleştirilen şirketler haline geldiği an halktan tamamen kopacak bunlar. Yani kıyıda yürüyen insan denizi ve karşı sahili göremez hale gelecek. Yani bütün bunları biz iyi niyetle halletmeye çalışıyoruz ama olmazsa tabii ki yasal yollar şimdilik açık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun gelip anlattığınız için. Takipçisi olacağız biz de bu konuda. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir reklam arasından sonra vedalaşacağız. Bitlis'in Budaklı Kaplıcası'nda hem atlarını yıkayan hem de bundan bir eğlence çıkaran gençlerin kareleri. Haftanın son her şeyiydi. Pazartesi yine görüşeceğiz. Hoşçakalın.